Arkadaşlar içeride basın toplantısı varmış galiba saat başı. O yüzden böyle yaptık. Yoksa normalde içeride yapıyoruz. Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün akşam genel kurul saat 4.30 civarında bitti. Gece yarısı. Sabaha karşı eve gittik. Ve infaz yasası böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş oldu. İnfaz yasasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaktır. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmamızın temel nedeni infaz yasasının bizim öngördüğümüz adalet koşullarını, eşitlik koşullarını, toplumsal açıdan kavrayıcı koşulları içermemiş olmasıdır. Bizim için önemli olan bu infaz yasası adaletli miydi, değil miydi? Biz çok açık ve net kendi kırmızı çizgilerimizi söyledik. Tacizle ilgili söyledik, kadına şiddetle ilgili söyledik, uyuşturucuyla ilgili söyledik. Çıkartılması gereken maddelerdeki ısrarımızı defalarca tekrar ettik. Ama asıl ilave edilmesi gereken maddelerdi. Onlar da gerçekten bu infaz yasasının vicdanları acıtmayacak adaletli bir infaz yasası olması için yaptığımız tekliflerdi. Neydi onlar? Dedik ki adamı gasp edeni, yaralayanı, bıçaklayanı siz dışarıya çıkartıyorsunuz. Elinde bıçak olanı dışarı çıkartıyorsunuz. Elinde kalem olanı içeride tutuyorsunuz. Konuşan adamı, diliyle konuşan adamı içeride tutuyorsunuz. Neden? İktidara karşı olduğu için. İktidarı eleştirdiği için. Topluma karşı olan suçları affediyorsunuz ama iktidara karşı olan suçu affetmiyorsunuz. Oysa ki AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce devlete karşı olan suçları affedebiliriz ama topluma karşı olan suçları asla affetmeyiz demişti. Böylece söylediğinin tam tersini bu genel kurulda infaz yasasıyla gerçekleştirmiş oldular. Öyle bir terör tanımı var ki bu terör tanımı örgüt üyesi olmamakla birlikte diye başlayıp ucu bucağı olmayan bir anlam taşıyor. Bu terör tanımıyla herkes suçlu. Siz suçlusunuz, siyasetçi suçlu, konuşan insan suçlu, akademisyen suçlu. Biz de diyoruz ki bu toplumun esas dinamikleri gazetecilerdir, akademisyenlerdir, konuşanlardır, yazarlardır, çizerlerdir, sivil toplum örgütleridir, meslek odalarıdır. Yani demokrasiyi ayakta tutan ögeler bunlardır diyoruz. Eğer onları siz cezaevinde tutup da onları tam karşısında olan toplumun vicdanını kanatacak şekilde suç işlemiş olanları dışarıya çıkartmayı eğer uygun görüyorsanız bu adaletli bir yasa değildir. Bunu sonuna kadar eleştiriyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapıyor değerli arkadaşlar. Bir koronavirüs belası tüm dünyayı sarmış durumda. Bir önceki basın toplantımda bir hafta önceki Türkiye manzarasıyla bir hafta sonraki Türkiye manzarasını size göstermiştim. Her gün sayı gittikçe artıyor. Ölümler artıyor, vaka sayısı artıyor. Ve Türkiye'de bu vaka sayısı anlatılanın ve açıklananın çok üstünde. Peki bununla ilgili yeterli tedbirimiz var mı? İhtiyaçlarımız var mı? Mevlüt Çavuşoğlu aynen şöyle diyor. Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacımız olmasına rağmen, İngiltere, İtalya, İspanya gibi müttefikimiz olan 34 ülkeye yardım gönderdik diyor. Ne gönderdiler? Maske gönderdiler, tulum gönderdiler, tıbbi araç ve gereçleri gönderdiler. Kimin ihtiyacı varmış? Bizim ihtiyacımız varmış. Ne diyor bizim atasözümüz? Eve lazım olan camiye haramdır diyor.
Ya Allah'tan korkmak lazım. Madem sizin ihtiyacınız var, siz neden bunu milletimizin ihtiyacı varken başka ülkelere gönderiyorsunuz? İnsanlarımız burada maskeye ulaşamıyorken, sağlık çalışanlarımız yeterli maskeye ve tuluma ulaşamıyorken ve ölüm sayısı ve vaka sayısı giderek artıyorken siz sokağa çıkma rezilliğini iki günlük sokağa çıkma rezilliğini 2 saat önce açıklayarak 250 bin kişiyi sokağa döküp bir skandal yaratmışken nasıl arkasından biz güçlüyüz, biz onlardan daha önemli tedbirler alıyoruz diye yüzünüz kızarmadan bunları söyleyebiliyorsunuz. Bu kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor. Bizim dikkatimizden kaçmıyor. Ama sonuç dikkatten kaçmamakla olmuyor. İnsanlarımız ölüyor. Ülkenin geleceği bununla tehdit altına giriyor. Değerli arkadaşlarım, Albayrak açıklıyor. En başarılı ekonomiyi biz yürütüyoruz diye. Bunlar komedyen olsaydı Cem Yılmaz herhalde aç kalırdı. Her gün bir açıklama yapıyorlar ve yaptıkları açıklama akıllara zarar açıklamalar. Türkiye müthiş bir ekonomi yönetimi götürüyor. Ayırdığı para koronavirüste 100 milyar lira. Peki Amerika ne kadar ayırmış? Onları örnek verdiği için söylüyorum. 2 trilyon dolar ayırmış. Fransa ne kadar ayırmış? 45 milyar euro ayırmış. Amerika ve Fransa evdeki vatandaşlarına gerekli yardımları yapıyor, paraları ödüyor, nakit yardımlarında bulunuyor. Türkiye'dekiler ne yapıyor? Türkiye'dekiler şov yapıyorlar. Bize lazım olanı İngiltere'ye gönderdik diyor. 34 tane ülkeye gönderdik diyor. Burada da Albayrak'ta çıkıyor. En iyi ekonomi yönetimi bizimdir diyor. Ekonomiyi yönetemediğiniz için, işsizlik fonundaki paraları tükettiğiniz için, yardım paralarını dahi çarçur ettiğiniz için şu anda koronavirüsle ilgili 2 haftalık sokağa çıkma yasağı bilim kurulunun önerisi olduğu halde siz bu sokağa çıkma yasağını hafta sonu sokağa çıkma yasağına döndürüp bu iktidara yakışır AKP usulü sokağa çıkma yasağı ilan ederek Türkiye'yi rezil ediyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, savruluyorsunuz. Bu arada AKP Çakırlı Yayla Kent Belediye Başkanı Kadir Dede, korona işçiliği kendisini ahır yapıp geçimini sağlamak için giden bir vatandaşa seni bıçaklarım diyor. Saray yalakaları ve beslemeleri bir taraftan halka hakaret ediyor, öbür taraftan da AKP'li belediye başkanları koronavirüsünden dolayı işsiz kalmış, ihtiyacını dile getirmek için belediye başkanının kapısına gidenleri bıçaklarım diyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ne yapıyorlar? Kendi ellerindeki bulundukları imkanlarla fırınlar çalışıyor, yardım paketleri evlere gidiyor, kiraları erteliyorlar, su paralarını erteliyorlar ve vatandaşa yardım parasını toplayıp zamanında şeffaf bir şekilde kimin aldığı, kimin verdiği belli olacak bir şekilde ulaştırmak istedikleri yardımla da ilgili gerekli gayreti gösteriyorlar. Ama iktidar diyor ki hayır, sen yardım yapamazsın. Kim yapar? Ben yaparım. Yap öyleyse, maskeyi dağıt. Hiçbir şey yapamıyorsan. Bedava mı veriyorsun? Satarak mı veriyorsun? PTT'ci mi dağıtacak? Bekçi mi dağıtacak? Siz bakanlar olarak sokağa çıkıp siz mi dağıtacaksınız? Ne yapacaksınız? Yapın da vatandaşa sağlıklı bir şekilde şu maskeyi dağıtma becerisini gösterin. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Bunu dahi yapamayanlar belediyenin elindeki imkanları kısıtlıyorlar. Bakın şimdi bir ekonomi paketi daha geliyor. Bu ekonomi paketi içerisinde belediyelerin imkanları kısıtlanıyor. Elbette ki kısıtlansın. Elbette ki belediyeler su faturalarını ertelesinler. İlan reklam paralarını ertelesinler. Elbette ki taşınmazlardaki kira paralarını ertelesinler.
Elbette ki vatandaşımıza nefes aldırsınlar. Ama iktidar ve belediye birlikte halka hizmet etmek zorundadır. Siz halka hizmet etmek isteyen ve yardım dağıtmak isteyen belediye başkanının elini kolunu bağlıyorsunuz ama kendiniz halka bıçak çekiyorsunuz, kendi beslemelerinize de halka küfrettiriyorsunuz. Biz tedbir amaçlı Sahra Hastanesi açıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun size işaret ettiği hastaneyi 45 gün sonra açacağız diyorsunuz. Üstelik de hava yolundaki pistin üzerine yapıyorsunuz. Orayı artık kullanılmaz hale getiriyorsunuz. Kullanılabilecek alanlar varken ve bunu 45 gün sonrasına yetiştireceğinizi söylüyorsunuz. Ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sahra Hastanesi'ni Amerika'daki, İngiltere'deki, Kanada'daki örnekleri gibi açıyor ve gerektiği şekilde kullanabilmeniz için hizmete açar hale getiriyor. Ama siz onu eleştirmekten geri kalmıyorsunuz. Bizi eleştireceğinize maskeyi dağıtın, maskeyi, maske dağıtın. Sizden bu kadarını becerebilmenizi istiyoruz. Her şeyi elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Sokağa çıkma esnasını dahi beceremiyorsunuz. Ama hiç olmazsa ya bir maske dağıtmasını becerin diyoruz. Bu paket içerisinde ücretsiz izne ayrılanların 1170 lira para verileceği söyleniyor. 1170 lira Amerika kaç para veriyor? İngiltere kaç para veriyor? 1170 lirayla siz çalışabiliyor musunuz? Yaşayabiliyor musunuz? Siz geçinebiliyor musunuz 1170 lirayla? Peki Fahrettin Altun gerçekten 1170 lira mı masraf etti? Fahrettin Altun 1170 liraya mı devletin bütün olanaklarını kullandı? Orada herhangi bir şekilde hazine arazisi olan ve tarihi eser olarak da dokunulmazlığı olan bir alanda orada müdahale edip de orayı kendi bahçesinin mücavir alanına alması gerçekten doğru bir yaklaşım mıdır? Bakın ben size Fahrettin Altun'la ilgili bir belge göstereyim. Bu belge ne diyor? İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü kira ihale ilanı. Kira ihale ilanı. Bu kira ihale ilanında İstanbul Vakıfları 2. Bölge Müdürlüğü kiraya çıkacak bütün taşınmazları burada sıralamış. Peki burada ne var? Geçici ek teminat bedelleri var. İhale tarihi var. İhale saati var. Bütün bu ihale saatleri diğerlerinde hepsinde yazılı. Bir tek hangisinde yazılı değil? İhale saati belli değil. Sarıyla işaretlemişim. Gösteriyorum. Hangisinde işaretli değil? Fahrettin Altun'un kendi bahçesine kattığı mücavir alana, kendi bahçesine kattığı devlete ait arazi değil. Bir tek onun saati belli değil. Niye? Başkası girmesin diye. Niye? O alanı o kullansın diye. Niye? O saatte onun girip de burayı kendisi üstelik de herhangi bir bedel artırımına girmeden burayı alsın diye. İşte belgesi. Şimdi devlet bunlarla uğraşıyor. Koronavirüs zamanında. İnsanlar bunlarla uğraşıyor. Koronavirüs zamanında. Saray bunlarla uğraşıyor. Koronavirüs zamanında. Bize lazım olan, evimize lazım olanı biz götürüyoruz. İngiltere'ye, Fransa'ya, İspanya'ya götürüyoruz. Onlara dağıtıyoruz. Ama burada bir maske dağıtmasını beceremiyoruz. Değerli arkadaşlar, infaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Anayasaya götürürken de az önce söylediğim gibi bir adalet kavramı içermediği için oradaki yaşam hakkını sağlıklı bir şekilde, adaletli bir şekilde sağlamadığı için, vicdanları yaraladığı için biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ve Anayasa Mahkemesi'nin de bu konuda sağlıklı karar alabilmesi için meclis tutanaklarını alıp bizim ne dediklerimize, milletvekillerinin ne söylediğine bakması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin burada konuşulanlara baktıktan sonra bu infaz yasasındaki rezaleti bir hakkaniyet ölçüsü içerisinde
adalet ölçüsü içerisinde değerlendirmesi gerekir. Çocuk evlilikleriyle ilgili basın mensubuna ait arkadaşlarımız devamlı arıyorlar, soruyorlar. Efendim geldi, geliyor, gelecek. Siz görüşmüşsünüz, şöyle olmuş, böyle olmuş. Arkadaşlar gelirse komisyona gelecek. Gelirse komisyonda görüşülecek. İlgili komisyona gelecek, ilgili komisyon görüşecek. Bugüne kadar gelen bir şey var mı? Yok. Peki komisyona getirilen bir şey var mı? Yok. Genel kurulda bir önergeyle getirilen bir şey var mı? Yok. Peki yokken devamlı bunun bize soruluyor olmasının nedenini biz anlamıyoruz. Biz erken evlilikle ilgili tavrımız belli. Nasıl davrandığımız, ne söylendiğimiz belli. Biz bunu söylüyoruz. İktidar bu yasayı getirir, komisyona getirir, komisyondaki arkadaşlarımız konuşur. İktidar bunu genel kurula getirir, genel kurulda biz konuşuruz. Ne gerekiyorsa o muhalefeti yaparız. Ama gelen bir şey yok. Bunu günlerce hem sosyal medyada hem dışarıda hem farklı arkadaşlarımız devamlı olarak tweetler atarak değerlendiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı net ve açıktır. Efendim mecliste ne kadar sayıda insanlar işte infaz yasasına el kaldırdı kaldırmadı. Değerli arkadaşlarım, burada kameraman arkadaşlar yan yana gelmekten çekiniyorsunuz. Neden? Bulaşı olur diye. İnsanlar evlerinde aynı odada bir arada durmaktan çekiniyorlar. Meclis haftalardan beri açık. Yeri geldiği zaman 350 kişi aynı salonda saatlerce toplantı yapıyoruz. Arkadaşlarımıza diyoruz ki, arkadaşlar dün akşam sabaha kadar bulaşı tehdidi altında olan arkadaşlarımız yarın gelmesinler. Kimler gelsin? Daha önceden 4 gün, 5 gün dinlenen arkadaşlarımız gelsin. Onlar gelsinler, onlarla çalışmaya devam edelim. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetteki siyasi partilerin MHP'yi muhalefet partisi olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Onlar bir yasanın geçirilmesiyle ilgili eğer mecliste bulunmaları gerekiyorsa ne yapıyorlar? Meclis salonunun dışında oturuyorlar. AKP'ye mensup milletvekilleri genel kurulda oturmuyor. Bunu kim belirliyor? Sizler belirliyorsunuz. Oradasınız ve Meclis TV'de de görüyorsunuz, dışarıda bekliyorlar. Ne zaman içeri giriyorlar? Oylama yapıldığı zaman içeri giriyorlar. Oylama yapıldığı zaman sayıları daha yüksek mi? Sayıları daha yüksek. Biz muhalefet yapmamız gerektiği zaman sonuna kadar muhalefeti yapıyoruz. Söylememiz gereken bir şey varsa sonuna kadar söylüyoruz. Muhalefetteki diğer siyasi partilerle ittifak içerisinde bir hareket etmemiz gerekiyorsa ittifak içerisinde mutabık kaldığımız konularda sonuna kadar mücadele ediyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sonuna kadar mücadele ettiğimiz bir alanda eleştirilmenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz de kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Aldığımız tedbirler içerisinde elimizden geldiği kadar meclisin çalışmasına devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu ekonomi paketinde bir şey atlamak istemiyorum. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasının ön koşullarının kaldırılmasını da talep ettik. İşçi ve sendikalarla toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının ortadan kaldıracak anlayış içerisinde olunmaması, tam tersine bunun kolaylaştırılmasıyla ilgili de gerekenleri söyledik. Gene ekonomi paketinde ücretsiz izinlerin 1170 lira değil, en az asgari ücret kadar olması gerektiğini de söyledik. Değerli arkadaşlar, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim niyetimiz eleştirmek değil. Bizim niyetimiz iktidarın ülkeyi doğru yönetmesini sağlamak. Doğru yönetebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne zaman gelin derlerse biz o zaman burada göreve hazırız. Halkımızın, milletimizin, esnafımızın, çiftçimizin, Türkiye'deki yaşayan tüm yurttaşlarımızın hakkını ve hukukunu koruyacak her türlü yasayla ilgili destek vermeye hazırız. Adaletli yasaların çıkartılmasıyla ilgili, adaletli infaz yasasının
gerçekten uygulanmasıyla ilgili haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı da ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Arkadaşlar, açık ve net olarak söylüyorum. Sayın Albayrak diyor ya, biz ekonomiyi çok iyi yönetiyoruz diye. Ekonomiyi çok iyi yönettiği söyleyen kişinin kayınpederi çıkıp televizyonlarda milletimiz ne diyecek acaba diye bakarken biz acaba hangi yardımlardan yararlanacağız derken AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sizler bize para verin demiştir. Hatta zekat paralarına kadar insanlarımızın paralarına göz dikilmiştir. Hem 15 Temmuz şehitler için toplanan paralar hala bu koronavirüs zamanında dahi o ailelere ulaştırılmazken, 350 milyon lira paranın üzerine oturulmuşken, 85 milyon liralık Beşiktaş'taki teröre kurban giden polislerimiz için toplanan yardım parasının üzerine oturmuşken insanlar hiçbir mahcubiyet hissetmeden Türkiye'yi yöneten insanlar, ekonomiyi iyi yönetiyoruz diyenler, bizim kasamız boş, bu kasa için sizin cebinize müracaat ediyoruz, bize para verin demişlerdir. Gönüllü olarak verme esası ortadan kaldırılmıştır. Abu altından sopa gösterilerek bir bakıma da bir tehdit unsuru taşıyan bir davranış tarzı sergilenerek bağış kampanyasını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Oysa ki çok şeffaf bir şekilde belediyelerimiz yardım yapanı açıklayıp, kime yardım verildiğini açıklayıp, kimden yardımın geldiğini açıklayıp bir yardım kampanyası düzenlemeye kalkınca da kendi yaptıkları rezillikler ortaya çıkar diye bunu engellemeye çalışmışlardır. Türkiye bu durumda her seferinde kendi rantlarını düşünen anlayışın bu sefer de milleti değil, kendi iktidarlarını nasıl sürdüreceklerini düşünerek hareket ettikleri, milletin canıyla, Türkiye'nin geleceğiyle ilgilenmediklerini açık ve net olarak görüyoruz. Muhalefet olarak bunu eleştiriyoruz. Bununla ilgili kaygılarımızı ifade ediyoruz. Ama bunun yanında önemli söylüyoruz ki biz doğru yönetimle ilgili yapılacak her adımda da bu anlayışın yanında olacağımızı da ifade ediyoruz. Başka sorusu olan yok. Hayır. Bununla ilgili genel kurula bir şey gelirse bizim tavrımız çok açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, az önce de ifade ettim, toplumun ve milletimizin yararına, ülkemizin yararına yasalarla ilgili görüşeceğimiz ne varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız. Geliriz, mecliste ne gerekiyorsa bizim üzerimize düşeni yaparız. Bununla ilgili genel kurula bir şey gelirse ona da biz gerekli cevabı veririz. Gasptır. Tamamen gasp etmektir. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar.